Selamünaleyküm İskilipliler. Ben aslında birçoğunuz tanıyorsunuz. Şimdi size ufak bir video izleteceğim. Çabur bayılıyorsun. Evet, ben Hasan Telli. Videoda da görmüş olduğunuz üzere İskilip'te asfaltları attıran güç benim. Geçenlerde çocuklarla otururken birden ayağa kalktım ve göbeller acilen bir şeyler yapmamız lazım dedim. Ve 4 Sokak Ağzı adını verdiğimiz bu programa yapmaya karar verdik. Yaptığı işlerle ilginizi, dikkatinizi çeken abilerimizi, ablalarımızı, yeri gelir akranlarımızı programımıza davet ederek onları burada konuk edeceğiz. Onların tecrübelerinden hep birlikte faydalanacağız. Bundan sonra her çarşamba günü sizlerle birlikte olacağız. Ben ve ekip arkadaşlarımın, yani bizim göbellerin, kötü bir huyu vardır. Görünmeyenleri gözlemlemeyi ve gözlemleri anlatmaya bayılırız. Yaptığımız bu programda tam ona hizmet edecek cinsten. Görünmeyeni gösterme, görüneni ise öne çıkarma ilk hedefimiz. Başarılı olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyoruz ama İskilip'e yaraşır titizlikte ve hassasiyette çalışacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizlerin de olmasın. Hazır İskilip için çalışmaktan bahsetmişken biraz daha bu şehrin adını duyduğumuzda içimizde uyanan hisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Milattan önce 3000'de Hat Duygarlı'nın İskilyası'ydı. Antik Çağ'ın İonyalı uzunu Homeros, İlyadası'nda Asklepion dedi. Yıllar geçti, Bizans'ın en önemli 3 şehrinden biri oldu. 1075'te Selçuklu hükümdarı Gümüştekin Ahmet Gazi fethetti. Yıldırım Beyazıt Osmanlı hakimiyetini aldı. Kanuni döneminde Fransızlar Esculape diye bahsetti kaynaklarında. Şimdi bizler bu koskoca kültürel mirasın bekçileriyiz. Bu küçük ama sıcak şehrin çocuklarıyız, gençleriyiz. İskilip'in sesiyiz. Herkes doğup büyüdüğü şehri sever ama biz bu topraklara aşığız. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Hasan Bey. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Çok şükür biz deyiz. Böyle bir programa başladık. İlk konuk olarak da sizi düşündük. Tebrik ederim. Çok mutlu oldum. Baktığımız zaman sosyal medya fenomenisiniz. Bakıyoruz. Çarşı camisinin orada. Kafeterya açtınız. Müzik evi açtınız yeni bir tane. Orada müzik aleti satıyorsunuz. Kurs veriyorsunuz. Bu şekilde çalışmalarınız var. Yani biz arkadaşlarla bakıyoruz. Bu enerjiyi kendimizde göremiyoruz. Bu enerjinin sırrı ne yani? Gece yatmadan susak susak pekmez mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani bize de söyleyin. Biz de arkadaşlarımızla o enerji enerjimizi, bizde enerji gördüğünüz için, algıladığınız için teşekkür ederim. O sizin enerjinizin yansıması, ifadesi diyeyim ben. Enerjimiz asıl olarak insana saygıdan gelmekte, diyalogdan, samimiyetten gelmekte. Çalışmalarımıza da büyük katkı sağlamakta. İnsanlarla ne kadar iç içe, ne kadar diyaloglu, ne kadar samimi, ne kadar insan doğal olursa o kadar başarılı olacağına inancımız var. Şimdiye kadar böyle oldu. Bizi bu yolda devam ettiren de gene bu olacak diyoruz. Muhtarım kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz şu anda? İkinci dönemimiz. İkinci dönem. Evet, bir 5 yıl muhtarlık yaptık. İnsanlar bizi takdir etti, uygun gördü. Bizi mutlu eden de odur. Biz de o takdire layık olmak için ikinci bir dönemde yine azimle, kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz Hasan. Tebrik ederim. Mahalleliyle iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz muhtarım? Biz mahalleyle zaten iç içe olduğumuz için her gün mahalledeyiz. Günübirlik insanlarla diyalog içindeyiz. Sadece dikkat ettiğimiz samimi olmak, doğal olmak. Yani evimizden çıktığımız zaman işte mahalleyi dolaşmak, bir eksik ihtiyaç gereksinim var mı diye. Yani neredeyse diyebiliriz ki günübirlik kontrollerimiz var bizim. Bu esnada sohbetlerimiz oluyor. İnsanlarla görüşüyoruz. Yolda görünce mesela diyoruz işte teyze bir isteğiniz var mı? Hayırlı günler, ne var ne yok falan şeklinde diyaloglarımız oluyor. Ahmet amca nasılsın? Mehmet abi nasılsın? Şeklinde diyaloğu hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Çünkü çarşıya gelen var, gelemeyen var. Onlarla bu diyaloğu bizim kesmememiz lazım. Biz sürekli mahalledeyiz. Geçen dönemde de gördük ki muhtar olmak isteyen çok fazla bir kesim var aslında. Yani muhtar adayları belki de İskilip'in hiç görmediği kadar geçen seçimde bir muhtar adayı gördü. Muhtar olmak isteyenlere ne gibi tavsiyeler verebilir? Muhtar olmak isteyenlere ben tavsiye vermek istemiyorum. Neden olurum? Doğru. Kesinlikle haklısınız muhtar. Yani. kesinlikle doğru bu. Bu işin şakası da şöyle diyelim. Evet. Bu zaten tavsiyeyle ya da herhangi bir öğütle olacağına inandığım bir iş değil. Kişide o hissiyat varsa, mahallede gezerken, dolaşırken eksiklik görebiliyorsa, kusur görebiliyorsa, şu neden olmasın diye düşünebiliyorsa, evet, böyle bir algısı varsa zaten muhtarlık için o kişi uygundur diyebilirim. Şimdi muhtarım, pandemi döneminde sosyal medyada sizi takip edenler epey bir arttı. Özellikle bu Evde Kal şarkısıyla olsun, diğer farklı paylaşımlarınızla olsun. Mesela geçenlerde baktım, kusura bakma maskeden tanıyamadım diye bir paylaşımınız olmuş. Sosyal medya dışında pandemi süreciyle ilgili farklı çalışmalarınız oldu mu? Pandemi sürecinde biz sürecin içindeydik ve süreci en yoğun takip eden kişilerdendik. Pandemi sürecinde biz günübirlik mahalledeydik. Biz ne iş yapıyorduk o dönem pandemi sürecinde diye sorarsanız eğer, alışveriş yapıyorduk, gıda maddesi alıyorduk, kredi kartlarıyla para çekiyorduk. Sürekli insanlara ihtiyacı olup olmadığı yönünde sorularımızı soruyorduk. Mahallede geziyorduk. Yani biz o dönem sürekli takipte ve çalışmadaydık. Bu bizim için tabii ne? Bir mutluluk. Bir amca, evden çıkmaması gereken bir amca eğer beni arayıp da muhtarım benim ihtiyaçlarım var alabilir misin diye bizden bir talepte bulunması bile bizim için bir mutluluk.
mutluluk ve avantajdı. Yani çünkü işe yaramak, işe yaradığını hissetmek büyük bir mutluluktur. Hangi işte ve hangi görevde olursa olsun bu çok önemli bir şey. Bizim muhtarlığımızda ve sistemimizde zaten bize iş buyurana biz öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Çünkü iş buyuran kişi ya da bir eksik, bir noksan tarafımıza bildiren kişi bizim için bir avantajdır gözüyle bakıyoruz. Biz o işi layıkıyla yerine getirdikten sonra zaten başarı böyle gelişiyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bizden talepte bulunan kişiler de mutlu oluyor. Bir insanın gelebileceği en yukarı seviye bence muhtarlık muhtarım. Sizin bundan sonrası için ajandanızda herhangi bir plan var mı? Siyasi olarak bir insanın gelebileceği en üst noktanın muhtarlık olarak ifade edilişi bizim için çok güzel, iyi ve mutluluk verici bir duygudur. Bu anlamda size de ifade ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica. Çünkü devletimizin başındaki en üst kesim ve kademedeki kişiler bile muhtarlığa değer veriyor, anlam veriyor, önem veriyor. Biz de bu verilen değerin farkındayız. Çünkü muhtarla ilişkili, muhtarla koordineli, muhtarla istişareli olan her kişi, kurum ya da kuruluşun başarılı olacağını düşünüyoruz. Böyle bir diyalog olmadığı zaman da tamamen işlerin ters ve olumsuz gideceğine inancımız var. İleride düşüncem var mı? Var, evet. Ben bu konulara çok hassas ve duyarlı olduğumu hissediyorum kendi kendime. Yani yolda yürürken, caddede gezerken hasar, kusur tespiti olması ya da olmaması gereken şeyleri tespit edebilme yeteneğim olduğuna inandığım için ileride de ilçede çok etkin olabilecek rollerde, yerlerde olmak istiyorum inşallah. Kale restorasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz muhtarım? Kale restorasyonunu ben çok başarılı buluyorum. Öncelikle emek veren herkese teşekkür ediyorum. Takipçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bizim ilk dönem muhtarlığa adaylık gündemimizde bile bizim kale olmazsa olmazımızdı yani. İlçemiz için kalenin canlanması, restore edilmesi, turizme kazandırılmasının ilçe kaderini etkileyeceğine olan inancımız hep vardı ve hala var. Ben kalede oturan bir kişi olarak kendim, aynı zamanda mahallenin muhtarı olarak kaleye gelen günlük yüzlerce insanı görebiliyorum yani. Kaleye gelip de insanlar burada müthiş bir eserle karşılaştığı zaman bu yüzlerce gelen kişi binlere ulaşacak ve ilçemizin kaderi değişecek diye düşünüyorum. Yani bizim ilçemiz adına coğrafya olarak en güzel değerimizin İskilip Kalesi olduğu kanaatindeyim. Kale bizim misafir odamız, kale mahallesi, bizim tarihi yerlerimizin bulunduğu, çok yoğun olduğu bir bölgemiz. Bu nedenle kale restoresi çok güzel oldu diyorum ben. Evet. Şu an 3 tarafı surlarla örüldü. Bir tane tarafı kaldı. O da ilçemizin girişine bakan Hacı Karahani bölgesine bakan tarafı kaldı. Yani Ulaştepe tarafı sur tamiri yapıldı. Derekarkın köy tarafı sur tamiri yapıldı. Mutaflar tarafına bakan bölge yapıldı. Şu an sadece ilçenin girişine bakan yani Hacı Karahani bölgesine bakan kısımda sur tamiri çalışması yapılmadı. 3 tarafı yapıldı. Bir tarafı kaldı. Orada inşallah çalışmalar devam ediyor. Orada yapıldığı zaman ışıklandırma projesi var. Sur tamiri ve ışıklandırması peşinden gelecek. Ondan sonraki proje diliminde de iç dizaynı var kalenin. Yeniden yapılandırılması var. Tarihi konutları var. Kafeterya, restoran, konaklama gibi çok güzel etkinliklerin olacağı bir yer olacak ve bir cazibe merkezi olacak inşallah. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor edecek. Restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra özellikle bu çevrelerde adamlar kulça kulça altın bulmuşlar tarzında. Aspara kasabeleri yapılır. Bunlara inanıyor musunuz? Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı diye bir sorun var muhtarım. Bilmiyorum ki ya. Ben de duydum ama altın bulmuşlar mıdır? Ben başındaydım, bulmamışlardı. Kim götürdü altınları diye. Getirsin ama mahallenin altınlarını. Mahalleliye dağıtacağız farzında falan bir şey diyebilirsin. Mahallemizden bu şekilde bir altın götüren olduysa lütfen geri getirsin bizim ihtiyacımız. Ben sorayım o zaman, sen de böyle bu şekilde cevap ver. Olmaz ya, suç ortağı olmuş oluruz. Ya şak oldun anlar mı? Tamam, muhtar da kesin almış derler. Oraları sil. Muhtarım sizce başarının formülü nedir? Başarının formülü çalışmak. Evet. Başarının formülü çalışmaktır. Yani çalışacak. Sadece çalışmak muhtarım. Aynen. Çalışmak bir de samimi ve doğal olmak dedik ya. Evet, samimiyet, doğallık ve çalışma. Üç kural varsa, aynen. Üçü samimiyet. Samimiyseniz, çalışkansanız. İskilip için çal projesinde vardınız muhtarım. Evet. Biz oradaki performansınızı çok beğendik. Teşekkür ederim. Genel olarak proje hakkında ne düşünüyorsunuz ve böyle şeylerin sürekli olması gerektiğini düşünüyor musunuz İskilip'te? Aynen düşünüyorum. İskilip için çal projesi ilçemizde görev yapmış Harun Reşit Han, Kaymakam Bey'in önderliğinde başlayan ve gelişen bir projeydi. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. O saygılarımızı sunuyoruz. Kaymakam Bey nereye giderse gitsin bizim gönlümüzde, ilçemizde bir yer kazanmış. Evet. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İskilip için çal projesi gerekli bir proje. Çünkü baktığımız zaman sosyal medyada, müzikal anlamda, yöresel ürünler anlamında, tanıtım anlamında, doğal güzellikler, etkinlikler anlamında yapılması ve düşünülmesi gereken her şey sosyal medyada tanıtılmak ve anlatılmak
isteniyorsa bu iş için en uygun kriterlerden birisinin de müzik olduğu kanaatindeyiz. İlçemizde de o zaman yapmış olduğumuz çalışmada herkesin katılımıyla güzel bir proje olduğu kanaatindeyiz. Gösterilmesi gereken yerler gösteriliyor, tanıtılması gereken yerler tanıtılıyor, ürün reklamı yapılabiliyor. Müzikal çalışma bu anlamda çok başarılı olduğuna ve ben tekrar gerekli olduğuna ve olacağına da inanıyorum. Şu anda muhtarım biz sizi biliyoruz, tanıyoruz ama belki de bilmediğimiz çok yönünüz de vardır. Ticari faaliyetleriniz, muhtarlıktan önce neler yaptınız, muhtarken şu an nelerle uğraşıyorsunuz? Bizim asıl işimiz muhtarlık. Birinci işimiz muhtarlık. Kesinlikle. Ve yaptığımız hiçbir iş muhtarlığa zarar vermeyecek şekilde bir takip ve koordine içindeyiz. Mesela Ulu Cami'nin orada bir tane çay işletmeciliğimiz, parkımız var. Belediyeden ihaleyle kiraladığımız parkımız var. Orada iyi tarafı nedir bu iş yeri açma ve fazla ticari faaliyet olmasının? Bir takım arkadaşlarımıza iş imkanı, potansiyeli sağlayabilmeyi bile biz kendimize bir mutluluk ve kazanç sayıyoruz. Orada bir tane garsonumuz, bir tane ocakçımız çalışıyor. Örnek veriyorum. Evet. Balık dükkanımız oluyor. Orada bir iki tane tezgahtarımız sezonluk balık faaliyetinde. Kışın kestane ticaretimiz var. Yani ticaretlerimiz genelde sezonluk. Evet. Ama dediğim gibi istihdam oluşturabilmek de önemli. Yani bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye bile ekmek yemesine, para kazanmasına vesile olmanın çok güzel bir duygu ve bir başarı olduğunun inancındayız. Bu anlamda da ilçemizdeki fabrikatörümüze, iş adamlarımıza, sanayicilerimize, yani himayesinde insan çalıştıran herkese özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kalkınmanın ve gelişmenin formülü budur diyorum yani. Eğitim amaçlı ve ödüllü bir takım çalışmalarınızın olduğunu duyduk muhtarım. Dur, başkanım dedi. Allah dedirtiyor. Allah dedirtiyor. Eğitim amaçlı ve ödüllü birkaç projenin olduğunu duyduk çocuklara yönelik. Bunların tam olarak neler olduğunu bize anlatabilir misiniz muhtarım? Bizim yaklaşık 6,5 yıllık muhtarlık dönemimizde sürekli biz bu tür etkinlikler yapmaya çalıştık. Bu tür etkinliklerdeki amacımız eğitim. Eğitimin yaşı olmadığı inancındayız. Eğitimde yaş, dönem olmadığı, sürekli insanların eğitilmesi, çalıştırılması, öğretiler kazandırılması gerektiğine olan inancımızla bu yolda devam ediyoruz. Mesela şöyle diyebiliriz, çocuklarla ilgili temiz olmaları konusunda bir projemiz vardı. Çevreye zarar vermeyen, çevreyi kirletmeyen, çevresine çöp atmayan, çevresini evi gibi gören bir nesil yetişmesi ve oluşmasını istediğimiz için çocuklarımıza bu anlamda hediyeler verdik, vermeye devam edeceğiz. Mesela onlara neler veriyorduk? İşte futbol topu veriyorduk çocuklara. Oyuncaklar veriyorduk. Çocuklarla diyaloğa giriyorduk. Diyorduk ki işte elindeki bir küpü, çöpü çöp tenekesine atacaksın, caddeye sokağa atmayacaksın, burası senin evin, senin evin gibi göreceksin diyorduk. Onlar da tamam muhtarım, sen nasıl diyorsan biz de öyle yapacağız diye bize teşekkür ediyorlardı. Bu yönde bizim mahallemiz şu an çok temiz. Çocukları yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Böyle bir projemiz vardı. Gene de olacak. Muhtarım, geçenlerde sizin o müzik, yanaştığınız müzik evinden bizim arkadaşlardan birisine biz bağlama aldık. Çocuk da sigarayı yeni bırakmıştı o zamanlar. Ya bırakmaya çalışıyordu. Çocuğa teşvik olsun diye ciddi bir indirim yaptım. Sırf sigarayı bıraktığı için. Bu da benim dikkatimi çekti. Bu konuda farklı çalışmaların var mı? Bu konuda farklı çalışmalarımız var. Şimdi sizin anlattığınız olayla ilgili olarak şöyle diyebilirim. Mesela bizim 400 liraya sattığımız güzel bir saz, o bahsettiğiniz arkadaşa biz 100 lira civarı bir indirim yapmıştık. Evet. 300 liraya. O da sigarayı bıraktığı için kendisine bir teşvik, mutlamaydı yani. Arkadaş çok memnun oldu. Biz de memnun olduk. Bizim zaten bu konuyla ilgili farklı çalışmalarımız, çeyrek altın verdiğimiz bir çalışmamız vardı mahallemizde. Sırf muhtar olduğum mahallede seçmenlerim yaşasın diye, hani sigara içip de zehirlenmesin, ölmesin diye bir çalışmamız olmuştu. Oradaki vaadimiz çeyrek altındı. O zaman çeyrek altın da düşüktü yani. 450-500 lira civarıydı. Verebiliyorduk altın. Vaat etmiştik. Dedik ki Kale Mahallesi'nde ikamet edip de işte sigara bağımlısı olup da sigarayı bırakan kişiye çeyrek altın veriyoruz diye çalışma yaptık. Çalışmanın etkisi oldu. Bırakan oldu mu? Bırakan oldu mu onu bilmiyorum ama olsaydı bilirdim, benden çeyrek giderdi. Bırakan olmadı ama. Olmadı ama. Bir süre içmeyen olmuştur mu? Anlatmak yani istediğimiz konuyu anlatabilmiş olduk yani. Evet. Hani adam şöyle düşünüyor, ya ben sigarayı bırakınca adam bana neden çeyrek veriyor? Yani benim sigarayı bırakmamla başka bir insanın ilgisi ne olabilir diye sorduğu zaman ben de onu anlatıyorum yani. Sigaranın işte ne kadar kötü, ölümcül, zararlı olduğunu, bırakırsa kendisi için iyi olacağını. Hatta bir arkadaşımızla böyle tam çeyrek altın alma verme noktasına geldik. Dedim hadi gidelim. Dedim ödülümüzü verelim dedim arkadaşa. Gitmeyelim dedi yani. Güvenemedim muhtarım kendine yani. Bırakmış yani. Gitmeyelim dedi. Bırakacağını bize söyledi ama bıraktı mı bırakmadı mı ondan sonra görüşemedik. Biz olayın peşini bıraktık. Orada öylece kaldı. Yani, olmadı bu. Ankara'ya taşındı. Haberim yok falan desem iyi olurdu yani. Ankara'ya taşındı. Görüşmüyormuş gibi olduk abi. Evet, görüşüyoruz mu adamla? Yani. Bizim Fatih ya. Belber Fatih Telliva ya. Amcam ya. Amcam ya.
Şimdi mümkünse muhtarım burada da bir Evde Kal şarkısını acaba söyleyebilir misiniz? Normalde stüdyoda falan biz söylüyoruz. Burada söylememiz pek şeyler, teknik ekipmanlar, elemanlar ve cihazlar olmayınca olmaz yani, ama sizin için söyleyelim. Getirelim muhtarım Orkun'u o zaman hemen. O hemen gelmez ki. Zaman arıyor. Açılmadı mı muhtarım? Açılıyor ya. Çok kaliteli de ondan. Kömürden mi çalışayım muhtarım bu? Buhar. Buharla. Evde kal, evde kal, çıkma dışarı. Evde kal, evde kal, evde kal, çıkma dışarı. İhtiyacın varsa muhtarını ara, o senin yerine gider çarşı pazara. 7 gün 24 saatin her dakikasında muhtarı ara. Evde kal, evde kal, evde kal, çıkma dışarı. Seçmenim arıyorsa bırakır giderim. Şu muhtar. Yenge arıyor. Aynen, alo. Evde kal, evde kal, çıkma dışarı. Evde kal, evde kal, evde kal, çıkma dışarı. İhtiyacın varsa muhtarını ara, o senin yerine gider çarşı pazara. 7 gün 24 saatin her dakikasında muhtarı ara. Evde kal, evde kal, evde kal, evde kal, çıkma dışarı. Evde kal, evde kal, evde kal, çıkma dışarı. Komik bir olay mı? He, başka gelen varsa. Sömünler daha bir şey var ya. Şu gazeteci Ahmet'in basından çekilişi var yani. He, yazmışım. Borsa morsa düştümüş diye. Aynen öyle yazdıydım. Adamın birisi yazmış oraya mesaj olarak. Ya muhtarım, Ahmet'in kamerayı bırakmasıyla borsanın ne ilgisi var? He. Ben anlamadım bu işten bir şey diye. Ben de ona yazdım zaten. Herkes anladı. Tek sen anlamadın diye. Hani espri yapıyor. Adam espriyi anlamamış. Aynen, demek ki altını, doları falan var. Korkuyor yani. Muhtemelen gibi. Öyledir muhtemelen. Onu anlatamak şimdi. Anlattık ya. Allah Allah. Aa, bunu koyar o şimdi. Yemin et. He, olmadı mı? Oldu. Olur mu ya? Kaç seçme makalede ya şimdi? 600 civarı var. 600 civarı. 600 civarı. Yüzde kaç, var. Kaçını alabiliyorsun sen şu an? Oyları. 350-400. 350-400. Bayağı iyi. Tabii. Bayağı 100 iyi. Tanesi de zaten burada yok. Geriye 100 kalıyor birilerine. Öteki aday da 100 alıyor. 100 alıyor. 3'e katlıyorsun yani. 4 hatta. 3-4. Nasıl buldun peki programı? Abi program güzel. Program başarılı. Başarılı mı? Başarılı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah tabii. Böyle gider. Böyle gitmese daha kötü olur diyorum. Gitmese yapacağım. Bırakın. Gitmese bırakırız muhtarım yapacak. Gider gider. Herkes hayatta senin gibi başarılı değil ya. Yani. Aynen şu yok. Şu yaptığınız işin çok faydalı. Bizim vücut su kaybetmiş. Bugün biraz sıcağıdı muhtarım. Aynen ya. Selim'in bisikletin tekeri patlamış. Ta gale denilmişim. Hava basmışım bisikletin aynen. Tekerine. Böyle hizmetlerin devam mı gerçekten de ya? O gün şöyle oldu. Çocuk hattı aradı. Çocuk Selim aradı. Alo muhtarım, yetiş hattını aradı. He. Tabii. Muhtarım ben dışarıya çıkamıyorum. Çocukların dışarıya çıkması yasak. Bisikletimin tekeri patladı. Tekerimin havası da patladı. Evde mahsur kaldım diye. Hazırlandım, hemen gittim ben. Pompayı da aldım. Çok çocuk baktım, avluda mahsur kalmış. Bisiklete binemiyor. Evet. Bisiklete binemiyor. Zaten dışarıya çıkmak yasak. Avluda binecek zaten. Yani avluda binecek, avluda da binemiyor. Teker patlak. Şişirdik tekeri. Öyle bindi. Aynen. Bindi ve mutlu oldu. İşte bizim için o bir mutluluktu. Kesinlikle yani. Mutlu. Aynen. Yani, aynen öyle. Sizlerle beraber program yapmak mutluluk oldu. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Bunun devamı da inşallah gelecek. Biz mutluyuz yani. Aynen. Çekerken de biz eğlendik. Seninle de eğlendik. Yani aynen. Daha koymadığımız çok şey var ama. Muhtemelen koymayacağımız çok şey var ama. Aynen. Eğlendik yani. Sen de eğlendiysen bu bizim için büyük bir mutluluktur yani. Eğlendim. Çok eğlendim. Çok mutlu oldum. Evet. Su iç. Suyun bitti muhtarım. Yeter o kadar. Böyle başladık bakalım nasıl olacak? Ya gerçekten iyi yani. Hayır, şuraya şöyle gelip de konuşabilmek, derdini, evet. Meramını anlatabilmek, kendini anlatmaya çalışmak güzel bir şey. Aynen öyle. Yani bu zamanla bizde de bir tecrübe oluşturacak ve daha şeyli programlar ileride yapacağız tabii inşallah. Seni kesinlikle zaten ben bir daha konuk almak isterim. Tabii. Aynen. Yani bu güzel oldu ama daha iyisini de yapabiliriz seninle. Aynen. Tekrar bir konuk ben alma. Ben de gelmek i̇nşallah. İsterim tabii. Müsait olursan. İnşallah. Hatta beni her hafta çağırın yani. Beraber yapalım programı. Aynen, her hafta geleyim ben. Tabii. Benim bir köşem olsun burada. Aynen öyle. Bir de zaman sınırlaması olmayacak benim konuşmamda. Biraz uzun sürekli olabilir yani. Evet. Uzun süreli. Hani hadi 5 dakikada çekelim gibi bir programlara zaten ben kabul edip gitmiyorum yani teklif. Kesinlikle. Yani. Oldu aynen. Mu o kadar? Oldu mu lan? Allah Allah. Tabii. Kayıtlara ne zaman bakacağız? Sevgili skripler, böylece bu programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar
Çarşamba günü buluşacağız işte inşallah. Muhtarımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldi. Müzikler için ayrıyeten, verdiği bilgiler için ayrıyeten teşekkür ederiz. Gelmesi bile zaten başlı başına bir teşekkür sebebi zaten. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Bizi mutlu ettiniz programımıza katılarak. Bizler de sizlerle beraber olmaktan inanın çok mutlu olduk. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. İskilip'in Sesi ailesine teşekkür ediyoruz. Programımız Dört Sokağızı. Katılmaktan mutlu olduk. Yani bana köşe yapın, her hafta geleyim. Ayrıca programı kapatmaktan önce bir ilave etmek istediğim bir şey var. Tabii muhtarım. Müsaadeniz olursa. Bir projemiz var tekrar. Çocuklarla eğitim yönelik bir projemiz. Söz ver, tişört verelim şeklinde. Amacımız gene eğitim ve eğitmek. Mahallemizde ikamet eden çocuklarımıza, ilçemizdeki bütün çocuklarımıza buradan bir sesleniş olsun diyoruz. Caddeleri, sokakları, çevreyi evimiz gibi görelim. Temiz tutalım. Ne kadar temiz olursak o kadar iyi diyoruz. Ben çok temiz olacağımıza, temiz bir çevre, temiz toplum, temiz piknik alanları, ormanlarımız olacağına inanıyorum. Bu inançla yolumuza devam etmeye biz çalışacağız ve tekrar gene ödül veriyoruz. Çevreyi temiz tutacağına söz veren her çocuğa biz tişört veriyoruz. Çıksınlar gelsinler Kaleboğazı Mahallesi Muhtarlığı'na. Tişörtleri hazır. Sadece istediğimiz tek bir şey var. Bizlere söz verecekler çevreyi temiz tutacaklarına dair. Onlara verdiğimiz bu ödüller bize güzel bir toplum, güzel bir gelecek olarak geri geleceğine, tekrar geri döneceğine ben inanıyorum. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Başka bir programda tekrar görüşürüz diyelim muhtarım. İnşallah. Allah'a i̇nşallah. Emanet olun. Teşekkür inşallah. Ederiz. Görüşmek üzere. Bir bahim parça. Neydi? Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Aşık olan beni anlar.